Herkesin aklında tek bir soru var. Sinemalar açıldı mı? Marvel Phase 3 bitti mi? Phase 4 başladı mı? Hey sen. Evet. 3 tane Marvel kahramanı say. Thor, Captain America, Iron Man. Doğru. 4'e evet. Geçebilirsin. Tamam. Şimdi mi? Evet. Şimdi evet. Birazdan geçiyoruz. Tamam. Ama önce. Fragman nerede? Fragman ne yaptı? Fragman aşağıda. Aşağıya bıraktık. Black Widow fragmanı videonun altında. Kendisi de sinemalarda. Biz de birazdan izlemeye gideceğiz. Ve çok heyecanlıyız. Ne kadar heyecanlıyız? Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Post-2'den herkese merhabalar. Bugün birbirinden değerli iki tane konuğum çok zamanım yok. Hani çekelim. Evet, hemen zaman kaybetmeden dönelim. Şimdi birazdan reklama geleceğim. Ondan acele ediyorum. Kusura bakmayın. İşim gücüm var. Sesiyle videoyu açtı. Bugün ne konuşacağız kaptan? Emin olun buna bu açılış için çok çalıştım. O yüzden beni provoke ediyorlar. Şu anda bütün ezberimi yapayım. Ondan sonra topu arkadaşlara atacağım. Boğaç yok bugün. Boğaç'ın olmama nedenini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Güneş kremi ve Bodrum dolayları arasında bir bağ kurun. Ne demek istediğimi anlarsınız. Tuvalete biz bu sıcakta... Bugün evet enteresan bir programla sizlerleyiz. Marvel'ı konuşacağız ve Marvel'ı konuşmak için bu konuda deneyimli iki tane konuğum var yanımda. Marvel böyle yapmasaydınız daha inandırıcı olabilirdi. Marvel felsefesine hakim sevgili Berk Sevgi Toles. Merhabalar. Ve kendisi Marvel çizgi roman dünyasına özellikle inanılmaz hakim bir Marvel sever diyeyim. Kendisini Eleği'den getirdik. Karadeniz Eleği'lisi. Eleği sır cümlede kullanmak için. La Bebe dediğimiz Ankara dolaylarından geldi. Eleği'dim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Harika bir gösterim. Abi çekemiyormuşuz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bugün Marvel evreninin dehlizlerine... kuyularına ineceğiz hep birlikte ve çıkmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yeni bir film geldi vizyona. Black Widow isimli. Hep birlikte gidip izledik ve bu bizim ilk sinema deneyimimiz gibi oldu uzun çok bir aradan uzun sonra. Gerçek. Bu arada filmin de pandemiden dolayı bir gecikmesi söz konusuydu evet, sanırsam. Doğru. Evet öncelikle filmi nasıl buldunuz? Oradan başlayalım sonra devam edelim. Güzel ama uzun diyerek başlayayım ben. Yani güzel film. Tam bir işte ajan film. Buradan zaten trailer oynuyor. Bildiğimiz Marvel tarzı. Eğlenceli. Böyle hani şakalı, şakalaşmalı falan. Bir yandan aksiyonun oldu. Normal. Bir hani film aslında. Yani ajan çok... filmi derken aslında bu kadın ajan klasik kadın ajan evet. Şeylerini yıktı, duvarlarını yıktı. Hani seksiliğini kullanan, işte dişiliğini evet. Kullanan bu tür onlar, şeyleri onlar ortadan kaldırdı. Evet. Aklını kullanan, gücünü kullanan kadın imajı sanki biraz daha ön plandaydı. Doğru. Zaten hani filmin hikayesiyle, tabii bu birazcık ufak bir spoilerımsı oluyor. Filmin hikayesiyle de uyumlu zaten evet. Bu da. Yani öyle dikkat. Söyleyeyim. Filmin, bir anda böyle bir... filmin hikayesinde anlatılan... orijin hikayesiyle Black Widow'un zaten bağlantılı da böyle olması hani Black Widow'ların eğitimi olsun yani başlarına gelenler falan gibi çok aslında birazcık hani ne kadar spoiler'a gireceğimizi bilemediğim için hem bahsetmek istediğim yerler var bahsetmek istediğim yerler var. Şu anda vizyonda zaten. Şu anda vizyonda. Bu ağır girebiliriz bence yavaş yavaş böyle. O zaman hemen ya da ben de bir hep şey beraber yapayım. Fikirleri evet, söyle sonra yardırırım. Peki o zaman Berk Bey'e dönelim. Buyurun efendim. Sayın Hocam. Berk Bey. Bir tuhaf oldu. Hep derler yani Ahmet Bey, Kemal Bey olur da. Hani Berk Bey olur Berk mu? Bey bugün oldu işte arkadaşlar. Berk dediği göreceğiz. Telefonları tabii çok garip. Filmi nasıl buldun Berk? Filmi abi şöyle buldum. Bence zaten Bebek Yoda'yı görüyorduk ilk sezonda. İkinci... Ha, çok pardon ya. Şimdi bir reklam arası. Şimdi baktığımız zaman aile olgusunu bu kadar dolgun işleyen aslında çok az film var. Doğru. Yani baktığın zaman... Özellikle bir ajan filminde bu kadar şey olması... Yani gerçekten. Yani, tabii. Doğru yerin üzerine tabii, olması. Pardon ben ikisi olabilir miyim? Vereyim abi. Kardeşim bir dakika. Hocam.
Tamam 6 lira. Şeyden kasa fark edeceksen kasa da arkadaşlar. Tamam, ben filmi güzel buldum. Şu açıdan güzel buldum. Marvel filmlerine böyle değişik teması, yani trailer'dan anlaşılıyor ya, böyle filmin işte daha karanlık bir teması mı var yoksa çok... işte Guardians'ta gidince böyle gülmekten öleceğimi biliyorum. Scarlet Widow filmin adı bu muydu ya? Hayır, Black Widow'du. Scarlet Widow. Scarlet Widow. Scarlet Widow çok güzel çok bir güzel kahramandır. Yalnız bir yalnızdır. yani Black Widow trailerında, fragmanında zaten bir ajan filmiyim ben şeklinde, ki kendisi bir ajan olduğu için de olabilir. Aynı zamanda aile. Aile. Efendim yani, aile. Ya ben bir ajan filmi izleyeceğimi ve güzel aksiyonu böyle yüzüme yüzüme vuracağını bilerek gittim ve çok tatmin oldum. Yani bir gerçekten. Şey soracağım ben. Bu Marvel felsefesi denilen ya da işte evrenin denilen bir şey var. Hı hı. Mesela bu konuya ne kadar hakimsiniz? Yani ilk filmler... Video dedim az önce. Bu... 2008'de bu Iron Man'le başlayan şey. Yani çoğun %95'ini izledim diyebilirim. O zaman ben hepsini izledim yani, galiba. Şey, çünkü onlar bir de hani yıllar içerisinde hani şey güzel ayarlanmıştı sistem. Hani bizimle beraber bu aslında şey gibi. Phase'ler hani bizimle beraber hani ne arıyorsak yani sinemanın akışına göre. Eskiden süper kahraman filmleri daha orijindi. Çünkü hani bir giriş vardı onlarda. Hani bir hem de bu filmlere girişte. Kahraman tanıtma vardı. O yüzden bir kahraman tanıtma vardı. Sonradan o kahramanları tanıyıp biraz daha onların tarzında filmler. Çünkü karakterler artık hani oturmaya başlıyordu. Onlar tarzı. Mesela ikinci Kaptan Amerika filmi hala demin de konuştuk. Müthiş bir film. Hala çok müthiş sevdiğimiz bir film, ben, yani evet, çok gerçekten. Sevdim. Ben dark temalı Disney şey Avengers filmlerini falan daha çok seviyorum. Mesela Age of Ultron'da da onu yaşadı. Çok herhalde, böyle evet, dark bir evrene soktuğu zaman evet, seni o kahramanların hani evet, biz hep dünyayı kurtarır savaşı var Avengers 1'de. Ama böyle biraz daha hani çaresiz kahraman evet, modası başladı ya. O, yani, o trendi ben seviyorum ya böyle. Civil War'da o. Evet yani çaremiz kan işte Infinity War en zaten evet, peak yaptı artık. filmde şey de kusura bakmayın sizi biliyorum. Yalnız ben böyle bu tonlamayla girdim ya ister istemez siz konuşurken ve çok tuhaf dinleme şekilleri geliyor bana. Mesela bu filmde ben bu evrene hiç hakim olmayan biri olarak söylüyorum. Mesela biraz dram kısmı vardı hani. Kahraman inanılmaz güçlü değil, aynı zamanda bir insan olduğu zaaflarıyla bir zaaflarıyla birlikte, yani ne olursa olsun böyle başı dik güçlü karakter değil, biraz anne yani kan bağı olmasa da biraz kadın, biraz bir şey güç, bunların hepsini bir arada vermesi ilginçti bence. Filmin hani hoşuma giden kısımları neydi derseniz, bu dünyaya uzak olan biri olarak sinemadan hiç anlamıyorum. Buğra en önden almışsın kardeşim. Evet. Çünkü heyecanlıyım, biliyor musun? Burada binlerce insan, sinemalar açıldı diye inanılmaz heyecanlı. Sinemalar geri döndü diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz ve artık hep beraber bu salonu dolduracağız inşallah. Ama dolduramazsak kötü oldu çünkü tam önüne aldım ben. Dolacak diye, biliyor musun? Filmden bahsedecektik, unuttuk onu bak. Kaptan, aksiyon filmi hani hiç böyle nefret mi edersin yoksa böyle aksiyon filmi hiç izlemem misin? Ona göre bir şey soracağım çünkü. Ben aksiyon evet, filmi uzun zamandır izlemiyorum. Açıkçası. Yani iyi bir aksiyon filmi miydi sence gibi bir şey soracaktım ama. Bence iyi bir aksiyon filmiydi ama tabii hani eleştireceğimiz şeyler muhakkak var. Hele ki uzun süre Berk'ten bu İran sinemasına evet, girdiğimizden bellidir. Gerçek olmayan bir şey gördüğümüz zaman ne oluyor yani, kız işte onu söyleyeceğim. Çayırda motor sürme izliyorduk. 8 kaptan düşüp bir şey olmayıp burasına tentür diyor sürdüğün zaman sinir edince biz hemen sinirleniyoruz. Ama tabii o gerçektir şimdi. Keselim ama elimize, ben bir kolonya dökelim ne olur. Yandım ana. Belki de Batikon. Batikon. Batikon ve Marvel dünyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ben birazcık böyle onları bilerek gittiğim için hani çok fazla, yani ben bir eğlence, yani eğlenme amacıyla izleyeceğim. Kafa dağıtmak için, yani eğlenmek kendini için bırakmak izleyeceğim için güzel bu filmi bir film diye gittiğim için nedense takılmıyorum öyle şeylere. Yani daha az takılıyorum. Dedim yani ya, benim abi geldiğim yerde onlara takılarak, çünkü hani festival filmi ya da işte bu tabii direkt insanın yani iç yolculuğuna çıkaran detay, o kendi iç dünyasındaki alanlarda gezdiren filmlerden
gelip böyle bir şey izlediğin zaman her şeyi sorguluyorsun. Ne oluyor, evet, ne oluyor tabii, diyorsun. Evet. Ama dediğim gibi... Neden sembolizm yok? Elmayı göremedim. Elma, benim çok canımı sıktı yani. Gökten elma yuvarlanıyor. Kapı niye aralıktan böyle şey Scarlett? 8'e böyle komutlar. Filmdeki kapı aralık kapılar. Annesi belki öyle bir sahne olabilirdi. Yani kapı aralığında annesi içeride ama örgü örebilirdi. İlk girişi onun gibi bir girişti. Evet. Öyle söyleyeyim. Ben evet, filmin çok hoşuma giden kısımlarından biri filmin ilk giriş sahnesiydi, onu söyleyeyim. Katılıyorum. Çok şey, güzeldi gerçekten. Hakikaten çok enteresan bir film başlıyor gibi hissettim. İşte başlangıçta normal bir aile dramı başlıyormuş gibi başlaması. Gerçekten hani kardeşler oynuyor. İşte anne onlara bir şey oluyor. Amerikan ailesi böyle. Klasik bildiğimiz 90'ların, 80'lerin Amerikan ailesi. Birden bir hani babanın gelmesi normal, bir şeylerin ters gittiğini hissediyoruz ama nereye varacağını bilmiyoruz. Korkunç bir yere varıyor yani, şeylere varıyor. Artık spoilerlar, evet, buralar, gelmeye başladı diye düşünebilirsiniz. Spoiler. Şu noktaya gidebilirsiniz eğer spoiler duymak istemiyorsanız. Deyip orada da en büyük spoiler var böyle. Sonunda patlatacak. Makinenin içindeki. O sen makine. Makine. Merhaba, filmden yeni çıktınız galiba. Merhaba, evet. Evet. Nasıl buldunuz filmi? Bulamadık yani, yanlış şeye girmişiz. Filmi evet, ilk bir yanlış salona girdik, sonra bulduk ama. Güzel bulduk. Bulduk evet, yani. Filmde sonunda bulduk, güzeldi. Tatmin olduk. Peki Türkiye'de bir kahraman olsa sizce nasıl bir kahraman olurdu? Yani buna gerçekten cevap istiyor musun? Çünkü çok kısa. Sarı vida olurdu herhalde, taksi. Orman böyle şey. Türkiye'de bir kahraman ol yok mu? Hiç mi yani, yok? yerli kahramanlarımızla bu kahramanı yaptığımızda, karşılaştırdığınız zaman... Ama hani, kahramanı önce tanımlamak lazım. Hani kahraman diyorsun, ne demek kahraman? Da 20 sene önce sen bilmezsin de kahraman bu. Zaten şey böyle yüksek kareli başlarsa bir film, zaten otomatikman bir şeylerin ekstradan çok kötüye gideceğini hissediyorsun. Hani korku filmlerinden evet, de aşinayız. İşte slow motion, bisiklete binen çocuk, evet, filan çocuk sesleri, gülme sesleri. Sıra dedik eyvah dedik yani bir şey olacak. Hı hı. Sonra güzel bir akşam yemeği. Hı hı. Ama anne ve babada bir tedirginlik var. Evet, ondan sonra başladı, zaten film başlıyor. Ben gerçekten şey diye düşünmemiştim ilk başta yani. Hiç böyle şey düşünmüyorum. Sanki hani bunlar gerçekten ailesi ve hani işte sonuçta hani bu karakterin şeyi biliyorum hani ailesinden kopartılıyor, eğitiliyor o geyiklerini hani tam kapsamlı olmasa da biliyorum. Ama gerçekten hani böyle bir yere varacağını düşünmemiştim. Bu gerçek bir hikaye bu da. Bu arada hani Sovyetler Amerika içerisinde ajanlar şey yapmışlar ve hani bu ajanları bayağı hani İngilizce Amerikan konuşuyorlar. Amerikan İngilizcesi, hı-hı, konuşuyorlar. O kültüre aşina falan. Bu arada falan, bunu bizim coğrafya için de, hı-hı, daha önce söylediler. Hani adam geliyor, evet, burada esnaflık yapıyor, kasaplık, hı-hı, yapıyor. Hatta bazı filmlere koymuşlardı onu. Sonra işte kasapsa önlüğünü çıkarıyor ve birden, hı-hı, neyse ajan haline bürüyor. Sleeper ajan dedikleri bu. Ölümlü dünyada var. Evet. Gerçekten bu arada evet. Uyuyan hücre. Uyuyan hücre ajanları. Hatta 80'lerin sonuna doğru galiba 80'lerin ortasında McCarthy davaları mı 1950'ler mi bilmiyorum, tarihlerle karıştırıyor olabilirim. Hani bunlar hani Sovyet korkusu en üst noktaya çıkıyor Amerika'da. Birkaç film daha vardı ya, hatta şey oynuyor, Jennifer Lawrence'ın oynadığı bir Red neydi o? Red Sparrow falan. Onda yani, da mesela evet, o tarz şeyler. O hikaye kadın gerçek. Kadın ajan ordusu işleniyordu orada. Evet, aynen. O hikaye gerçek. Yani burada bir de bir yandan da çocukların gözünden göstermişler. Çünkü o çocukları öyle konteynerlerin önünde sıralama falan. Hani, yani orada, çocukların genel olarak çektiği acılar. Evet, oralara dokunması evet, şey. İnsan kaçakçılığı. Çok, çok sert sahnelerdi. Bence çok etkiliydi yani. Ben açıkçası hani beklemediğim bir şeydi oraya dokunması. Evet, yani o çok oralara gitmesini evet, beklemiyorsun ama orada tam dozunda dokunuyor, evet, çok ve üstüne gitmiyor, şey yapıyor yani bu, ne kadar bu, önemli bir olay olduğunu. Bu bir dramdır diye evet, bağırmıyor ama hani bu önemli bir şey filmin diye. Filmin içinde etkiliyor bu. Onu yani gösteriyor, o da hoşuma gitmeyen gitmeyen ne var derseniz o kötü karakterin ben tam olarak bu dünyayla alıp veremediği mevzunun ne olduğunu anlayamadım. General hangisinde şey bu kızları yetiştiren adam ha, neydi adı? Draco. Yani bu adamın bu dünyayla alıp veremediği mevzuyu çok evet, anlayamadım. Çok altı dolu gibi değil. Yani nedir amacı, dünyayı yönetmek mi? Yönetmek içinse bu kadar kız çocuğunu heba etmek gerekiyor mu? Şu anda bunu çok çok iyi yapan
Allah bu akşam akşam imha edilecek gibi hissettim. Bu kadar masrafa gerek var mı hakikaten? Ya bu, başka bir öfkesi olması lazım bunun işte bu dünyayla. Bu aslında yani bunu garanti komiklerde anlatmışlardır. Evet, şey, bunu kesinlikle bilen vardır. Ben, ben bilmediğim için. Çoğunu evet ben de çok takip etmediğim için yıllar geçti yani. Kesinlikle hani bir bağlantı vardır ama Sovyetlerin bağlantısı olduğunu hatırlıyor gibiyim ben. Yani Sovyetlerden çıkan bir olay aslında. Yani Black Widow karakterinin orijini de hani Sovyetler ajanı yani olarak. Bu Amerikan ve Sovyetler arasındaki biraz o soğuk güç savaşı. Onun yansımaları galiba. Aynen. Zaten o... şey de öyleydi. Ben hani çok az bilgim var o karakter hakkında. Red Guardian. Red Guardian mesela zaten o da evet, Kaptan Amerika'nın karşı evet, taraftaki Sovyet Kaptan Amerika'sı. Yani karşılık böyle olarak Sovyetlerin bulduğu karakter aslında o. Ama o tabii kahraman değil. O ajan. Evet. Yani sadece karşıt bir durum. Hani o da süper asker. Bir... Orada evet, da şey asker muhabbeti vardı galiba. İlk süper asker aslında bendim geyiği var ya. Yani orada şey aslında orada evet, şeye gönderiyorlar sanki. Komiklere Amerika gönderme. Rusya'da sürekli şey yapar ya hani ilk aya biz çıktık evet, kardeşim. Biraz böyle hani ona giden bir şey vardır. Hani çizgi roman şey yapanlar daha iyi bilir herhalde. Şey var 80'lerde hani çıkan komiklerde şeyler. Kaptan Amerika ile Red Guardian gerçekten var, kavga işte ediyor. Tamam. O yüzden öyle yalan dolan hikayeler anlatıyor ya aslında filmde hani böyle kavga ettik sonra geldi. O gerçekten bir çizgi romanda olan bir olay. Onu yalan dolan ne sallıyorsun diye orada o yüzden şey yapıyorlardı. O adam buzlaydı be kardeşim. Bu arada çok komik karakterdi bence. Demek ki o dünyayı bilmeyen insanlar yani evet, benim gibi insanlar için ne oluyor lan? Evet, ufak tefek bir gönderme aslında bilenler için. Yani çok fazla gönderme var zaten. Peki hani biz önemli bir şeyi unuttuk. Bizim iki tane kızımız var. Evet. Doğru. Natasha ve Yelena. Yelena. Evet doğru. Bu Yelena dediğimiz da ben ismini söyleyemediğim Midsommar'da gördüğümüz hanımefendi. Evet çok iyi. Florence bayağı iyi bir oyuncu. Canlandırıyor. Çok güzel bir oyuncu hakikaten. İyi bir oyuncu. Evet. Tıpkı diğer Natasha Scarlett gibi. Scarlett gibi. Evet biraz onlarla ilgili konuşalım. Konuşalım hocam. Ben Yelena'da şöyle bir şey oldu. Yelena'yı çok sevdim başlarda. Ama sonra böyle şey fark ettim. Eğlenceli bir karakter şeklinde yazılmış ama böyle bir iki yerde böyle sanki çok kendine uygun olmayan şekilde ton evet. Bir iki yerde gitmişti o yani ama çok rahatsız etmedi. O yerlerden birini ben tahmin et babası yani babası gibi evet abi, konuşmayı evet, oralarda, nasıl yakaladım ama oralarda, ben evet, orada farklı bir evet, kişiliğe başka verdi. Bir şey aynen yani işte, sonra yine eğlenceli falan. Yani birazcık ailesizliğin acısını yükünü bu kıza sırtlatmışlar gibi. Ha, Scarlett evet, Johansson'da da bu şey işleniyor işte annemi arıyorum annem. Benim annem böyleymiş falan. Yalnız Buğra aile çok önemlidir. Tabii. Aile her şeydir. Neyi çıkartacağım abi? Neyi çıkartıyor? Turcan çalıyor. Yani biraz daha o kızın üstüne yüklemişler. O yüzden eğer bir süre bu detay verilmezse o kız sanki bunu atmak zorundaymış gibi olmuş. O bölüm benim de pek hoşuma gitmedi ama genel hikayenin içerisinde Batman o kadar dikkat çekici bir evet, nokta olmadığı için hani bunun üzerine çok da yüklenmek istemiyorum. Evet. Yani genel hikayede bizim aslında izlediğimiz şey bu kız yeni Black Widow. Evet yani buydu. Aslında, bütün film bu evet, aslında. Ona bizi yavaş yavaş film bunun götürüyor. Bunun altyapısını hazırladı aynen, sebeplerini. Evet, finalde de için bir zaman aralığı seçmişler. Evet, yazılardan sonra kalırsanız sonda bir kredi sahnesi var orada. Şeyi görüyorsunuz yani gayet kıyafetine kadar artık evet, evet, ablasının izinden gidecek evet, yani belli ki. Ben pişiyorum abi. Abi geç ya. Mikrodalga şakası. Okay. Mikrodalga şakası. Bunu böyle şık foto çekilelim diye koymuşlar. Biz mikrodalga fırın gel, şakası. Gel bir daha yapalım. Hadi. Tamam aynı yere dönmemiz evet, lazım. Evet dur bir daha aynı bir daha tamam. Evet. Sola mı? Evet, dönün. Sol. Yok, ben dönemiyorum. Sağ. Şöyle. Böyle. Çok utandım. Evet. Çok utandım bu şakadan. Keşke maaşı burada olsaydı. O zaman dönemezdik. Abi, benim... şimdi bu konu, az önce konuştuk. Hı hı. Benim kırmızı çizgimdir. Evet. O yüzden bahsettim, de buraya geldik. Kırmızı çizgime geldik. Diye. Kırmızı çizgimdir abi. Ha. Ama yani bilmiyorum. Ben bak şurada gördüm. Bak yine şey yapıyorum. O konudan peki şurada bahsetme. Gördüğün senin kırmızı çizgin mi? Kırmızı çizgilerim onlar. Anladım.
güzel bir film. Anlamayanlar için ancak böyle birileri anlatıp bana anlattıkları gibi. O zaman belki biraz daha taşlar yerine oturur. Abi sana ödevlerimiz var. Yani. 2008 Iron Man. Buradan başlıyorsun yani izlemeye. Biz de iki tane Godard izleyeceğiz. Karşılığında iki tane Bellator izleyeceğiz. Bellator. Her bir Marvel filmi karşılığı iki Fransız yenisi. Bakalım okay, kim sağ çıkacak bir adam. Yeni akımda böyle. Bakalım ne yapacağız. Kore sineması bak. Kore sineması. Açılışı yapan kapan işte yapmak zorunda mı? Yapar yani abi. Biz öyle yapıyoruz yani, ama istersen bir şakayla da böyle tamam. Kesebiliriz. Şey şakası güzeldi aslında. Biz de ona karşılık bunu izliyoruz. Yani oradan olur, ben olur. De size bunu falan. Oradan müzik şeyler. Ne diyorsun Tuğçe?